Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar, bu dersimizde sizlere yine birçoğunuzun bildiği bir eser aktarmaya çalışacağım. İstemeye gelmişler sevdiğim seni. Re kadar çalacağız. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Eseri şayet daha önce hiç duymadıysanız, dinlemediyseniz, yabancı olduğunuz bir eserse girip değişik kaynaklardan izleyip dinlemenizi tavsiye ederim. Eserin sözlerini de bildiğiniz takdirde sözleri takip ederek baştan sona rahat bir şekilde eseri çözebilirsiniz. Dediğim gibi olabildiğince basit bir şekilde eseri sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Re kadar çalacağız. Alt telimiz do sesine akort edilmiş durumda. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olduğunuz takdirde sizler için sürekli yeni çalışmalarımız olacak inşallah arkadaşlar. Bizleri takip etmeye devam edin. Desteklerinizi bekliyoruz. Eseri şimdi baştan sona temel hatlarıyla kısaca bir çalalım. Ayrıntılı bir şekilde dersini işleyelim. Eseri bu şekilde çalabiliriz arkadaşlar. Şimdi basit bir şekilde dersini işleyelim. İkinci parmak do perdesinden başladığımızda işaret parmağı si'nin hemen yanı si bemol 2 perdesini kullanacağız arkadaşlar. Bak, şöyle bir hareket var. Do'yu vurup si bemol 2'yi alttan çekerek tekrar si bemol 2'ye bir vuruş yaparız. Do si si. Buradaki do'yu şöyle re'den çekme yaparak gibi kullanabiliriz. Bakın. Do si si, do si si, do si si. 3 defa arkadaşlar. Çarptırabiliriz. Evet. Hemen devamında do re birer vuruş yapıp do'yu alttan çekeriz. Do re do. Mızrak vuruşlarına, parmak pozisyonlarına dikkat edelim. Birleştirelim. Do ve si bemol 2 perdelerini kullandık. Bunlara dikkat edelim. Do si si, do si si, do si si, do re do. Hemen ardından devam edeceğiz. Bakın, dikkat edin, tekrar alalım. Bölüm bölüm, parça parça çalışmanızda fayda var. Sonrasında böyle bir hareket yapacağız. Do'yu vurup si bemol 2'yi alttan çektiğimizde tekrar şu pozisyonda do'yu vurup yine si bemol 2'yi, yani dikkat edin, do si do si si bemol 2'leri alttan çekeriz. Do si do si. Bakın, ikinci do'yu şu şekilde, ikinci kullandığım do'yu ikinci parmakla aldım. Yani önce işaret parmağıyla kullandık do'yu. Do si, sonra ikinci parmakla do si. Buradan da aynı hareket si bemol 2'den la'ya, sonrasında si bemolü kullanarak la yaparız. Yani si la si la birleştirdiğimizde do si do si si la si la gibi birleştirelim. Do si si do si si do si si do re do yapıp do si do si si la si la yaptıktan sonra la da vur, çek, çek yapabiliriz. Birleştirelim tekrar. Bakın, tekrar tekrar çalışmanızda fayda var. Pekiştirmek önemli arkadaşlar. Yavaş bir şekilde tekrar bona yapalım. Do si si, do si si, do si si, do re do, do si do si si la si la la. Şimdi bu harekete dikkat edelim arkadaşlar.
Sonra aynısı, aynı bu tekniği bu kez si bemol la'dan kullanarak başlarız. Bakın. Bunu da solda bırakacağız. Yani si bemol la'dan başlayarak 3 defa si la la, si la la, si la la yapıp si bemol 2'den do'dan si do si yaptıktan sonra si bemol 2'den devam ederiz. Si la, sonrasında si bemol kullanarak la yaparız. Bakın si la si la, la sol la sol yapıp solda bitiririz. Tekrar alalım burayı, bakın si bemolden si la la, si la la, si la la, si bemol 2'den si do si, si la si la la, sol la sol sol. Tekrar. Sonrasında aynı teknik la sol'den alırız. La sol sol, la sol sol, la sol sol yapıp la si la, la sol la sol, sol fa yapıp fa'da bitirdik. Fa'lar bakın natürel değil, diyez 3 arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şuradaki ilk bölümdeki kilit nokta, yani parmakların ve mızrabın yürüme tarzını defalarca çalışıp çözdüğünüz zaman diğer kalıplar, bölümler zaten birbirinin aynı arkadaşlar. Tekrar alalım. Do si si, do si si, do si si, do re do. Hemen ardından do si do si si la si la la. Bakın ikinci bölüme geldiğimizde aynı kalıp, bu kez si bemol la'dan başlarız. Si la la, si la la, si la la, si do si si la si la la, sol la sol sol. Sonrasında da üçüncü bölüm la sol'den aldık. La sol sol, la sol sol, la sol sol, la si la yapıp la sol la sol sol fa sol fa 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 la diyez 3. Sonrasında aynı teknik sol'den alırız. Yani sol fa diyez 3'ten. Sol fa fa, sol fa fa, sol fa fa, sol la sol yapıp sol fa sol fa, fa mi fa mi, mi'lerde bemol. Burada bitirdik. Mi bemol yani. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bak mi'ler bemol, fa'lar diyez 3. Burada da si'leri hem bemol hem bemol 2 olarak kullandık. Evet. Buraya kadar geldik. Sonrasında da bakın en son şurayı aldık solden. Sonrasında aynı teknik bu kez fa diyez 3 mi bemolden başlayarak fa mi mi fa mi mi fa mi mi fa sol fa yapıp fa mi fa mi mi re mi re re de de bitiririz. Sanırım anlaşılmıştır yani. Burayı bitirdikten sonra şu si bemolden itibaren sona kadar tekrar çalarız. La'dan. Sol'den. Fa diyez 3'ten. Sonrasında da yine şu solden itibaren bu bölümleri tekrar alabiliriz. Yani ve fa diyez 3. Bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar. Şuradaki ilk bölümdeki yürüyüş diğer bölümlerdeki yürüyüşlerle aynı. Burada biraz enstrümana ve seslere hakim olmanız gerekiyor yalnız. Şimdi buradaki bölümü bakın dikkat edin, tekrar bir alalım. Yani do si si, do si si, do si si 3 defa yaptıktan sonra do re do, hemen ardından do si do si si la si la la. Bakın bu bölüm. Bu bölümü kopyalayarak gittik. Dediğim gibi şu bölümü çözdüğünüz zaman, parmaklara, mızraba bu yürüyüşü oturttuğunuz zaman diğer bölümlerde çalabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ikinci bölüm aynı teknikle. Bu şekilde.
diğer bölümde aynı. Arkadaşlar. Dediğim gibi biraz seviye gerektiren bir eser olabilir. Şu yürüyüş itibariyle. Yürüyüşü çözdüğünüz zaman eseri baştan sona çözebilirsiniz. Sözleri takip ederek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.